Tamam. Öncelikle teşekkür ediyorum katıldığınız için. İnşallah vaktinizi ziyan etmeyiz. Elimden geldiği kadar bir şeyler toplamaya, bilgiler toplamaya ve sizlere faydalı olmaya çalışacağım. Temel konumuz enteresan bir şeyle karşılaştık. Böyle bir iki ay önce söylemiş olsalardı hiçbirinizin hayal edemeyeceği bir şeyle karşılaştık. Şu anda korona diye bir virüs var. Taç. İspanyolca'da taçın şeyi korona diye. Ve yani dünyanın bir yerinde başlıyor ve şu anda bizim her taraftan etkiliyor. Evlerimize kadar girmiş, bizi rahatsız etmiş durumda. Bu durumda ne yapılabilir şeklinde diye soruya yaklaşım. Benim yaklaşım açım farklı. Ben bir doktor olarak yaklaşmayacağım. Veyahut da bir ilahiyatçı olarak yaklaşmayacağım. Daha değişik bir alandan yaklaşmak istiyorum. Faydalı olacağına inanıyorum. Öncelikle bir durumu iyice anlamamız gerekiyor. Yani bir durum değerlendirmesi, situation awareness dediğimiz bir durum değerlendirmesi yapmamız gerekiyor. Ani bir şekilde bir şeyle karşılaştık biz şu anda. Yani hiç hayalimizde rüyamızda olmayan bir şey. Bütün kapılar açık fakat de bir anda hapis durumuna düştük. Değişik bir durumla karşılaştık. Bunun bir psikolojik etkisi var. Ben biraz onun üzerine durmaya çalışacağım. Ve bir anda kendimiz çok güzel, mutlu yaşadığımız bir toplum içinde sosyal izolasyona tabi olduk. Koptuk. Yani kimse bizim başımıza zorlamadı, tabanca koyup zorlamadı bu işi. Fakat kendimiz bu virüsünden korunmak için uzmanların tavsiyelerini uyaraktan birçoğumuz belki evlerde dışarı çıkma durumu da yok. Amerika'da dışarı çıkma durumu var. Çıkabiliyoruz, alışverişe gidebiliyoruz. Fakat bazı yerlerde, bazı ülkelerde karantina o şekilde yani dışarıda çıkamıyorlar. Şimdi buradaki temel nokta şu, bu ani sosyal statü değişiminin bazı etkileri oluyor. Burada kısaca şunu da hatırlatayım, sunumda bazı yerlerde ufak tefek yanlışlar olabilir, hakkınızı helal edin. Son anda bazı değişiklikler yaptım, Türkçe, İngilizce karakterlerde bazı değişiklikler olabilir. Buradaki temel konumuz, bu sunumun da temel konusu, ani sosyal değişim ve bunun neticesinde bu ani değişimin bize olan etkisi. Ve buradan tabii ki çocuklara geleceğiz. Ani statü değişiminin etkileri üç kategoride inceleyeceğiz. Bir tanesi kişi üzerine etkisi, bizim üzerimiz etki. Yani babalar olarak da ben biraz yaklaşıyorum konuya. İkincisi aile üzerine etkisi. Üçüncüsü de tabii çocuklar ve gençler üzerine etkisi. En son kısımda da çözüm alternatiflerine bakacağız. Kendimi geliştirmeye çalıştım. Dedim benim alanım IT. Yıllardır eğitimle uğraşıyoruz. Fakat bu konuda da birazcık zaman harcadım. Elinden geldiği kadar size faydalı olmaya çalışacağım. Şimdi ilk olarak duruma baktığımızda biz buna bir sosyal yapıda bir değişiklik diyoruz. Yani kısaca özetlersek, yani sosyal mesafenin gelmiş olması, sosyal kopukluk, izolasyon. Yanımıza komşuya gidemiyoruz yani. Arkadaşlarımıza gidemiyoruz. Arkadaşların çocukları bizim evimize gelemiyor yani. Bu gibi ani değişiklikler insanların hayatında değişik mertebeler, değişik kısımlarda değişik şekilde olabilir yani. Yani Türkiye'de olan olaylar var bildiğiniz gibi. Yani insanlar bir anda toplumdan izole edildiler. Buna benzer şey izolasyon yaşayabilir insanlar dünyanın başka yerinde. Bir hapis olayı buna benzer bir şeydir. Toplumdan izole olma. Veyahut da aniden bulunduğu işten çıkartılma, bir anda toplumun içinde bir köşeye itilme. Bunlar benzer yapılar. Şimdi ilk önce baktığımızda bu anne baba aile mutlu. Bir sosyal structure yapısı var. Etrafında arkadaşları, akrabalarıyla bir gidiş geliş var. Bir rutin var tabiri caizse. Rutin kelimesi çok geçecek. Yani bir şey dönüyor artık. Yani çocuklar sabahleyin kalkıyorlar, telaşla okula gidiyorlar. Baba da bir süre okula gidiyor, bir işe gidiyor, ondan sonra geliyorlar. Böyle bir tatlı bir telaş var. Bu devam ediyor yani. Fakat bir süre sonra bir olay karşılaşıyoruz. Şu andaki olay bizim karşılaştığımız koronavirüsü. Fakat bu değişik türlü de olabilir. Ve kopukluk oluyor artık. Yani sosyal yapıdan bir bağdan kopukluk oluyor. Büyük aile yapısı dediğimiz, toplumdan kopukluk oluyor. Artık kültür merkezlerine gidemiyoruz yani. En yakın komşularımızla bile dediğimiz gibi gidip gelemiyoruz. Çocuklarımız onların çocuklarıyla oynayamıyorlar. Şimdi bunun bir etkisi var. Biz buna kişi üzerine etkisine baktığımızda ilk önce bir şok etkisi yaşıyor insanlar. Biz her zaman şok etkisi yaşıyoruz. Yani yok canım olur mu böyle bir şey falan şeklinde dediğimiz. Sabah kalktığımızda böyle bir şey karşımıza çıkmayacağız. Bu gibi şeyler. Bir süre sonra bir sonraki adımı bunun. Kızma, tenkit ve sorgulama. Neden başımıza böyle geldi? Önlemler niye alınmadı? Bu konuyla alakalı tenkitler. Üçüncü aşama ise moral bozukluğu, depresyon, yapacak bir şey yok. Biz de hasta olacağız, ölüp gideceğiz artık nasıl şey.
Ve bu düşünceye girdiği zaman insan en büyük kaybı bağışıklık sisteminin kötüleşmesi oluyor. Burada fiziksel bir şey yok. Kişi bulunduğu yerde kendi kendini tahrip ediyor yani. Temel problem bu yani. Bir insanın vücudunda zaten yeterince mikrop var. Vücut biraz zayıflasa o mikroplar ortaya çıkacak yani. Ne zaman ki bağışıklık sisteminde bir zayıflama olduğu zaman işte o zaman içerideki şeyler ortaya çıkıyor yani. Şimdi bunu grafiksel olarak baktığımız zaman şöyle bir şey bu. Şimdi başlıyoruz. Sarı nokta kişinin duygusal yaklaşımını gösteriyor. Sarı nokta. İlk başta istikrar var. Bu bizler olabiliriz. İstikrar. Dediğimiz gibi işimiz, gücümüz, her şeyimiz var. Ve statü değişikliği oluyor. Bu statü değişikliği bizim şu anda yaşamış olduğumuz şey aniden koronavirüs diye bir şey çıktı. Yani hiçbir yere gitmiyoruz. Uçaklar artık kalkmıyor. Ne bileyim alışveriş yerlerine bile zor gidiyoruz. Bu statü değişikliğiyle karşılaşan insanlar şu anda bizler yani bir şok yaşıyoruz. Yani yok canım bu kadar da değil falan şeklinde diye. Burada bir kabul etmeme, olay reddetme var. Bunun arkasında gelen şeyi takip ederseniz grafiği, arkasında gelen şey bu insan psikolojisinden gelen bir şey. Bu Türkler veya biz alakası yok yani herkes için geçerli. Bir öfke, bir nefret ortaya çıkıyor. Neden böyle bir şey başımıza geldi? Kim suçlu bunda? Bu gibi şeyler köpürmeye başlıyor artık yani. Ondan sonra acaba yani şu mevcut durumda tamam kabul ediyoruz. Birileri hata yapmış. Yani bunlar Çinliler niye gittiniz garip garip şeyler yediniz işte ne bileyim hükümet niye bunu yaptın falan şeklinde diye kafamızı duvarlara vurduk ama bir şey olmadı. Acaba şu mevcut durumda şey yapabilir miyim ben? Bir pazarlık şeyine giriyoruz. Fakat ondan sonra öğreniyoruz ki herkes buna bulaşacak yani Almanya Başkanı. Söylediği şeyler var. Fransız Cumhurbaşkanı'nın söylediği şeyler var. Ve bunun neticesinde de ümitsizliğe düşüyor yani. Bu da depresyon. İşte bu iki nokta. Bu öfke ve depresyon tehlikeli nokta. Burada kırılma da yaşanabilir. Ya ne yapacağız, ne gibi bir şey yok falan şeklinde diye. İşte bu olduğu zaman bu üstteki ve alttaki noktalarda insan takıldığı zaman immün sistemi dediğimiz bağışıklık sisteminde yavaş yavaş zedelenme başlıyor. Buradaki savaş, verdiğimiz savaş da bizim virüse karşı bağışıklık sistemi savaşı yani. Yani virüs gelecek ve herkese geleceğine dair rivayetler var. Bilemiyoruz. İnşallah Allah korur gelmez. Fakat bağışıklık sistemi Allah'ın izin ve inayetiyle inşallah mevcutunu koruyabilirse, bağışıklık sistemi geliştirme diye bir şey yok. Bağışıklık sistemi zayıflatmama var. Bunu sağlanabilirse bu o zaman geçiyor bu fırtına. Bir sonraki slide'a geçiyoruz. Burada günlük aile düzeni olan bir etkisi var tabii bunun. Yani kişiye olan etkisi böyle bir şey. Ailenin günlük hayatının akışında da rutin değişiyor. Evin düzeni değişiyor. Bununla bağlı olaraktan ev içinde bazı istenmeyen durumlar ortaya çıkabiliyor yani. Huzursuzluklar çıkabiliyor ev içinde. Ne bileyim bazı zaman kavga gürültüler de olabilir. Çin'de yapılan araştırmada boşanma oranları artmış bu koronavirüsten sonra. Millet birbiriyle çok yakın kalınca. Bilemiyorum inşallah bizde öyle bir şey sorunuz değildir. Hiç tanımadığımız, bilmediğimiz yeni kurallar geldi artık. Aman ellerinizi yıkayacaksınız dışarı çıkarken işte ne bileyim şuna buna dikkat edeceksiniz. Bunlar da aile yapısı üzerine de etkisi. Ve hafta sonu planlarının iptali veyahut da çocukların işte gezi programlarının iptali, bayanların kendilerine ait olan ne bileyim programların iptali bunların hepsinin negatif etkisi oluyor. Ve netice olaraktan da kaygı, endişe, aman Allah'ım ne yapacağız, ne gideceğiz falan şeklinde diye. Bu da aile uzmanının etkisi. Ani durum değişikliğine. Üçüncüsüne baktığımız zaman ise çocuklar ve gençler uzmanının etkisine baktığımızda çocuklar bunu önce pek fark etmiyorlar. Ya tatil ya biraz daha uzun tatil moduna giriyorlar. Yani sanki kış tatili gibi veya yaz tatili gibi veya ne bileyim. Bu durumda şey modunu kaybediyorlar. Ders çalışma, bir şey yapma modunu kaybediyorlar. Tamamen bu sefer vaktlerini boş geçiriyorlar. İnternet işte video oyunları tahmin edebileceğiniz gibi. Ve ara sıra tabii zamanı geldiğinde kardeşlerle kavga ediyorlar. Enerjilerini boşaltacak yerleri yok. En önemlisi de bir süre sonra sorgulamaya başlıyorlar. Ya bu ne zaman bitecek? Çünkü istedikleri, hoşlandıkları şeylerden uzak kaldılar. Onların derdi hasta olmak değil. Onların derdi çocuklar bu konularda. Hoşlandığı şey, arkadaşlarla oynayamıyor mesela. Bunun için büyük bir şey yani.
ne zaman bitecek diye ve kaygı endişe durumları çocuklarda da olabiliyor. Yani burada karşımızda bir koronavirüs fırtınası var. Fırtınalar geçici olur. Ve bizim şu anda en büyük ihtiyacımız bu gemiyi yürütecek sağlam bir baba. Ben genelde seminerlerimde babalar üzerine duruyorum. Onlarla daha iyi anlaşabileceğimi umduğum için. Buradaki peki babalar ne yapacağız? Biz ne yapacağız yani? Böyle bir fırtına var. Geçici olduğunu biliyoruz. Burada ilk önce yapılacak şey bu duygusal fırtınada çok fazla zikzak çizmemek yani. Kur'an-ı Kerim'de ayetler var bu konuda. Yani bunlar başınıza gelecek diyor. Yani take it easy yani. Take it easy yani. Fazla endişelenme, fazla da kafana takma. O yüksek ani çıkışlardan ziyade ortadaki yeşil yumuşak bir şekilde geç. Olabilir. Tabii insan endişe eder, şok yaşar. Bunlar olabilir. Hayatın parçası bunlar. Fakat tenkitlere girmeme, sinirlenmeme, öfkelenmeme, sorgulamama Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği bir şeydir. Bunda da bir hayır vardır. Bir şeyler öğreneceğiz, bir şeyler çıkacağız, bilemiyoruz. Her türlü zorluktan sonra bir kolaylık vardır ve zorluğu geçince insan da kuvvetlenmiş olarak çıkar. Eğer ailece bu fırtınadan geçerse aile daha kuvvetlenmiş oluyor. Ailece zaten bu fırtına daha da kuvvetlenmiş olarak çıkıyor. Onun için buradaki temel şey bu fırtınadan geçerken mümkün olduğu kadar hasarsız geçebilmek. Hasarsız geçebilmek. Temel şey bu yaklaşım. Şimdi bunu biraz daha açacağız yani. Allah korusun o zikziklere, yüksek şeylere gelirse insan çok kötü şeyler olabilir. Bize tavsiye edilen Müslümanın yaklaşımı bu şekilde. Olaylara yaklaşırken Allah'tan geldi, Allah'tan gideceğiz. Cenab-ı Hak'tan geldik, Cenab-ı Hakk'a gideceğiz. Olabilir, hayatın bir parçası bu. Bizim asıl hedefimiz zaten bu dünya değil ki yani. Çözüm ne yapılabilir? Çözümdeki temel şeylerden bir tanesi bağışıklık sistemimizin en üst seviyede olmasına için gayret etmek. Bağışıklık sisteminin. Ben tıp doktoru değilim. Konu da zaten tıpla alakalı değil. Yani buradaki temel şey fokusun, yani odak noktasını iyi tespit etmek lazım yani. Bir aile reisi baba olarak şey yapıyorum. Bunun için de 3 şeyin yapılması gerekiyor. Bu fırtınadan gemimizi kurtarabilmemiz için. Ve hatta fırtına sonrası gemimizin devam ettirebilmemiz için. 3 nokta, bu kadar. Benim sunumum bu 3 noktayla bitiyor. Birincisi moralin yüksek tutulması gerekiyor arkadaşlar. İkincisi beslenme. Üçüncüsü de vücut aktivitelerinin artması gerekiyor. En önemli kolun tabii moralin yüksek tutulması. Şimdi düzen bozulduydu ya, yeni bir rutine geçmek lazım. Yani hemen bir rutin oluşturması lazım. Bu hemen oluşturması lazım. Bir an önce yapılması lazım. Ben bu semineri pazar günü vermek istiyordum. Fakat zaman olmadığından dolayı çarşambaya kaydı. Bu şuna benzer. Yani eğer hayatınızda yaşamışsanız belki bazen bir otele gidip birkaç gün kalmışsınız, belki bir hafta falan kalmışsınız. Nasıl orada düzeniniz değişiyor? Yani bir gidiyorsunuz evdeki düzen diye orada yatma düzeniniz değişiyor, kalkma düzeniniz değişiyor. O modda onları hatırlayaraktan kendi evinize düzen değişmesi lazım. Yeni bir rutine geçilmesi lazım. Yeni rutine geçmede en büyük avantajımız bizim namaz vakitleri. Namaz vakitlerini kullanabiliriz ve yemek vakitleri. Bunlar ikisi sabit şeyler. Yine de eğer dediğim gibi yani yaz ve kışın öyle dinlenme tesislerine gidip biraz bir süre kitap falan okuduysanız onları hatırlarsınız. Bunların yapabilmesi lazım. Ve iki namazın, benim tavsiyem bu. Dediğim gibi ben ilahiyatçı değilim. Öğle ve yatsı namazlarını da ailece cemaatle kılmanın çok faydalı olacağına inanıyorum ben. Ama bunlar böyle şey gibi yani kural gibi. Değişmeyecek bunlar yani. Ne yapıyorduk biz? Rutin oluşturuyorduk. Bir rutin oluşması lazım. Nasıl sabah çocuklar 7'de kalkıp apar topar okula gidiyordu, bu bir şey değişmezdi. Bunun gibi. Bunun yerine başka bir rutin getirdik. Evde iş paylaşımı yapılması gerekiyor. Buradaki temel şey yani adam bulaşığı yıkar mı? Bu değil yani. Buradaki temel şey bir görev paylaşımı ve rutinin oluşturulması. Rutin çok basit bir şey de olabilir yani. İşte haftalık yemek çizelgesi olabilir, haftalık bulaşık yıkama çizelgesi olabilir, haftalık çamaşır kim, pazartesi günü çamaşırları kim yapacak? Bu gibi şeylerin ufak bir çizelgenin hemen bir araya getirip yapılması lazım ve herkesin de bu konuda katkısı olması lazım. Ve diğer bir şey de malum herkes evlerde düzenli olaraktan da akraba ve tanıdıkları aramak lazım. Malum WhatsApp var, FaceTime var. Bu da
her ne kadar biz sosyal olarak disconnect olduysak, fiziksel olarak da duygusal olarak disconnection yok. Yani bu bizim avantajımız. O duygusal bağları yüksek tutabiliriz yani. Çocuk mesela arkadaşıyla oynayamıyor bile ama çocuk arkadaşıyla şey yaparsınız, velisiyle görüşürüz. Arkadaşıyla mesela FaceTime üzerinden görüşebilirler. Veyahut da haftada dediğim gibi pazartesi günleri teyzelerimi arayacağım, çarşamba günleri dedemi arayacağım. Artık neyse kendinize göre bir bunun da bir düzene konulması lazım yani. Moralin yüksek tutulması temel konumuz. En önemlisi konulardan bir tanesi babanın dediği kaptan şu anda. Bu geçici süre bir durum. Bu bir fırtına gibi. Baba diyecek ki ben ve ailem bu fırtınanın sonrasına hazırlık yapacağım. Bu fırtına bittiğinde çakı gibi olmam lazım benim. Her şeyle hazır olmam lazım. Yani benim fokusum acaba korona beni alacak mı almayacak mı, biz korona olacak mı olmayacağımız değil. Benim fokusum bu bittiği zaman, bununla ait birkaç ay diyorlar. Bittiği zaman ben çok iyi hazır olmam lazım her şeyle. Yani süreç bittiğinde hayata en iyi, en kaliteli başlamam gerekiyor. Bunun için ne yapabilirsiniz? Bunun için eğer programlama bilmiyorsanız, mesela bir programlama dersi vardı, bitir yapamıyordun, aslında programlama öğrenebilirsiniz. Veyahut da ne bileyim, İngilizcenizi geliştirmek için, yani İngilizceyi bir türlü şey yapamayın, buyurun size çok güzel İngilizce çalışma fırsatı. Çocuklar ders çalışırken siz de İngilizce çalışırsınız. Yani örnekler veriyorum yani. Yani benim hedefim, benim kafamdaki gaye hayal bu dönemde iyileşme, normale döndüğümüz zaman ben bu işi hazır olacağım ve bu süreçten kuvvetlenmiş olarak çıkacağım şeklinde diye bir şeye girmemiz gerekiyor yani. Kendi fokusumuz süreç bittiğinde ne olacağımız. Süreç içindeki değil. Süreç içindeki rutin. Asıl benim yapmam gereken bütün hareketlerim, bütün hazırlıklarım süreç bittiğinde benim çok daha hazır olmam lazım. Fiziksel, ruhsal ve diğer yönlerden. Beslenme konusuna gelince, beslenmeyle alakalı o kadar çok web sitesi var ki, yani o kadar çok yiyecek var ki, yani her taraf bir şeyler diyor. Bunlardan herhangi bir tanesi, yenge hanım Allah razı olsun, biz Türkler olarak çok iyi besleniyoruz. Bu konuda teyzelerimize, ablalarımıza teşekkür ediyoruz. Hanımlar Allah razı olsun, çok güzel. Ben bu konuda ben bir şey olacağını zannetmiyorum. Bu bakımdan hem Türk mutfağının zenginliği ve kalitesi, hem de bizim helal haram ciddiyetimiz. Zaten yediğimiz şeylerde çok kötü şeyler olduğunu zannetmiyorum. Ara sıra pasta masta alıyoruz ama. Fakat bununla alakalı ben çok fazla endişe görmüyorum. Yani çok biz de kötü yiyecekler, kötü içecekler içmiyoruz yani. Başta demiş olduğum gibi yani bu ben bütün şeyi, bütün case'leri cover edemeyeceğim yani. Benim buradaki şeyim, yani biraz etrafımızdaki yaşamış olduğumuz şeye göre, anne baba herkes karantinada evde yani modunda. Çocuklar da evde. Bu modda bazı ülkelerde olabiliyor. Baba belki hala işe gidip çalışabiliyor. Belki çocuklar başka ama benim aklımdaki yani sizinle paylaşmak istediğim şey, bir model düşünün. Anne baba ikisi de evde. Bu modelde şey yapıyorum. Bazı arkadaşlar şey yapamadılar. Devam ediyorum. Hareket, spor önemli bir şey. Sebebi de şu. Mutluluk hormonu dediğimiz bir hormon var. Bu hormonun yükseldiğinde moraliniz iyi oluyor. Enerjiniz yükseliyor. Bunu yükselten değerler var. Yükselten parametreler var. Bu mutluluk hormonunu. Bunlardan bazıları yiyecekler tabii. Fakat egzersiz yapma da bu mutluluk hormonunun üretme ve tetiklemek için mükemmel bir yol olduğunu söylüyor uzmanlar. Bunu zaten siz kendiniz hissedersiniz. Yani biraz spor yaptığınızda, bir şey yaptığınızda kendinizi mutlu hissedersiniz. Yani bu bakımdan yapılabilecek şey, düşünseniz hocam yani her gün bir saat spor yapıyorsun yani. Wow. Yani bu böyle bir ay falan sürse çakı gibi olur yani insan yani. Haftada değil, her gün bir spor yapıyorsun. Dışarıda yürümek olabilir. Yani çocuklarla bisiklete dolaşmak olabilir. Şınav çekebilirsiniz evde. Yarışma yaparsınız. Kültürünüze göre, etrafınızdaki yere göre dışarı çıkmak gerekiyor yani. Dışarı niye çıkmak gerekiyor? Çünkü güneş ışığı almamız lazım. Çünkü güneş ışığında D vitamini var. D vitamini eksikliği de aynı zamanda moral bozukluğuna yol açabiliyor yani. İmmün sisteminin zayıflığına yol açabiliyor. Belli saatlerde dışarı çıkmak, eğer bulunduğunuz ülkede sokağa çıkma yasağı varsa en azından balkona çıkabilmek veyahut da müsaade ediyorlarsa evin önüne çıkıp bir hava alabilmek. Burada ufak bir not paylaşmak istiyorum. Spor yaparken dikkat etmek lazım, sakatlanmamak lazım.
Çünkü hastaneye gitmek iyi bir fikir değil bugünlerde. O bakımdan yani top oynarken bile paslaşmak, yani birbirine girmeye gerek yok. Veyahut da böyle bazı sporları yaparken aman dikkat edin, sakatlanmayın. Bisiklete binerken de çok hızlı sürmeyin. Sakatlanmak gibi bir lüksümüz yok. Çünkü hastaneler malum zaten zaten şu anda dolu ve oralarda mikrop da bulaşabilir. Sona doğru yaklaşıyoruz. Bir günlük program örneği vereceğim. Ondan sonra sorularınızı alacağım. Bu kaydedilen bir konuşma. Tahminim YouTube'a da koyacaklar. Mesela bir program. Bizim yapmaya çalıştığımız programı buraya koydum. Öğle namazına kadar okul dersleri ve ile alakalı vakit geçirmek. Bununla alakalı çok materyal var web sitelerinde. Bazılarını indirebilirsiniz. Çocuğun yaşına göre çok malzeme var. Bizim buradaki eğitim vakfı zaten çocuklara online eğitime başladılar. Bazı kurumlarda online eğitim yapabiliyorlar. İşte öğle namazını ailece beraber cemaatle namazla kılmak. Bunlar önemli parametreler. Birisi ekranla oynuyor ama ben onu kapatmamış mıydım? Bunu kapatmış olmam lazım. Öğle akşam arası öğle namazını ailece beraber kılınmasını ben hararetle teşvik ediyorum. Günün ortasında bir mihengi taşı gibi ve mümkünse tesbihatla yapabilmek. Bunlar minimumlar. Bunu zenginleştirebilirsiniz. Ben fikir ve maçından diyorum. Öğle ile akşam arası dışarı çıkma, yürüyüş yapma, bisiklet turu gibi dediğim şeyler olabilir. Gençlere araba öğretebilirsiniz. Oğlunuza, kızınıza araba öğretebilirsiniz. Hatta biraz daha ileri gidip paralel araba park etmeyi de öğrenebilirsiniz. Araba nasıl temizlenebilir, bu gibi şeyler. Ev işlerinde yardım, işte günlük nöbetçilik bu saatlerde yerine getirilebilir. Ve çocuklara da bir oyun vakti ayırmak lazım. Yani çocuklara da bir oyun vakti ayırmak gerekiyor. Akşam yemeği sonrası aile aktivitesi yapılabilir. Beraber film seyretme veyahut da oyunlarımız vardı. Bizim isim şehir, sesli sinema gibi oyunlar oynanabilir. İşte çekirdeğinizi alırsınız veyahut da ne bileyim diğer çerezlerinizi alıp yapabilirsiniz. Eski çocukluk resimler, albümler, videolar olabilir. Burada bir noktanın altını çizmek istiyorum. Yani evdeki büyük çocuğunuzu kenara çekip konuşmanız lazım. Ya bu normal bir şey değil evladım, ben senden biraz daha büyüklük bekliyorum falan şeklinde diye. Onu çekip kenara konuşmanız gerekiyor. Bazı zaman çocuklar kavga ediyorlar. Zannediyorlar ki her zamanki devir bu değil yani. Allah korusun birbirine sakatlarsa bir de hastaneyle uğraşamazsınız. Evde gürültü patırtı olabiliyor. Önemli olan herkesin vazifesini yerine getirmek. Ve kapanış olaraktan da yatsı namazını ailece beraber cemaatle kılıyorsunuz. Bunun sonrasında vaktiniz olursa tabii orada kısa bir kitap da okunabilir, ders de yapılabilir. Bu şekilde ana hatlarıyla benim tavsiye edeceklerim yani. Bakayım, evet. Sorularınız varsa alabilirim hocam. Benim diyeceklerim bu kadar. Ben şeyi açayım. Participants. Bu yine sesler az. Şöyle yapalım. Yazılı yaparsanız daha iyi olur. Çok şey vardı. Sorunuzu yazılı yazabilirseniz daha iyi olacak gibi. Evler kalabalık yani, hep çocuklar var. Sorunuz varsa evet, katılım. Hocam yaklaşık 500 kişi var. Onun için mikrofonu açmak iyi bir şey olmadı yani. 600 civarı bir yaklaşım var, evet. Allah razı olsun. Ben hocam temel şunu şuraya koyuyorum. Yani temel olaraktan yazabilir de, yani bilemiyorum ben. Kendisi açabilirse açsın.
Anne, sorulardan bir tanesi, anneye düşen sorumluluk nedir? Anneye düşen sorumluluk burada eşine yardım edip programı, beraber kuracakları programın dikkat etmeleri gerekiyor. Annesiz olmaz, annelersiz olmaz. O yeni rutine başlamaları lazım. Dediğimiz gibi herkesin bir işi olacak. Yani bulaşıkları kimin yıkayacağı, kimin yapacağı belli olması gerekiyor. Fakat bu konuda şimdi küçük çocuklar için ve diğer çocuklar için ben eğer bana e-mail gönderirseniz ben size materyaller göndereyim. Oralarda birçok malzeme var çocuklar için yapabileceğiniz. Bu gibi durumlarda küçük çocuklar varsa bu beraber ailelerle aynı yaş grubundaki ailelerle online bir grup oluşturup mesela bir yerde çocuklar resim çizsin, öbürü de çizsin, paylaşsınlar. Bu gibi şeyler de yapılabilir. Büyük çocukların misyonu, büyük çocuğu kenara çekeceksiniz. Oğlum, kızım, bizim sana yardıma ihtiyacımız var. Sen bize yardım edeceksin. Böyle bir durumdayız. Bunu işte babanın yöneticiliği. Büyük çocukları alıp evladım bunu beraber yapacağız. İşte ona vazife verebilmek. Hocam, hastalık vesilesiyle vesvese bunlara girmiyoruz. Biz elhamdülillah Allah'ın izin ve inayetiyle inşallah bunlar geçer gider. Dediğimiz gibi şeye fokus yaparsanız program bittiğinde ne olacağına ona doğru şey yapılabilir. Ülkenin durumuna göre değişiyor. Bazı ülkelerde 75 saat şey yapabiliyor. Ben yasa konulabiliyor. Buna bir şey demiyorum. Fakat temel şey olaraktan yapılması gereken evde rutinin oluşturulması, bu rutini oluştururken de kendiniz tek başınıza değil, bir grupla da yapabilirsiniz. Hadi pazartesi günü saat 5'te bir araya gelecek diyebilirsiniz yani. Dediğim gibi bu program benim bahsetmiş olduğum babaların da evde olduğu programda şey yapılıyor. Yani tabii şöyle bir durumda söz konusu, zavallı anneler evde çocuklar sabah akşam başlarını yiyor, ona bir şey diyemeyeceğim ben. Onu ben yaşamadım. Bizim yaşadığımız şeyde babalar da evde. Bu sefer evde başka şeyler çıkıyor. O bakımdan bizim tavsiyemiz yani benim tavsiyelerim anne baba ikisi de evde olduğu durumlarda ki bir şeydi yani bir çözüm olaraktan şey yaptım. Süreç ne kadar sürecek? Tedaviler nedir? Bunların cevabını ilgililere sormak lazım. Bununla ilgili bulunduğunuz ülkenin ilgili makamları bunların hepsini size bildiriyorlardır. Bunda ben bir şey diyemem. Bunda yani süreç ne kadar sürecek, ne yapacak ona ben giremem. Benim dediğim şey mindset dediğim şey. Mindset dediğim şey babalar olaraktan bir fırtınadayız biz. Bunu inşallah geçeceğiz. Geçinceye kadar olan durumda hemen yeni rutine başlamak lazım. Bu rutini kendiniz de şey yapabilirsiniz. Bu rutini hemen yeni rutine başlayıp günlüğe koymamız lazım. Ve bundan da katlanarak çıkmamız lazım yani. Hem fiziksel güçlenmeniz hem de manevi güçlenmeniz olarak çıkmanız gerekiyor yani. Sorulara bakıyorum. Siz bana e-mail göndereceksiniz. Ben chat'tan e-mail alamayacağım. E-mail adresim bu. Gönderirsiniz. Ben size elimden geldiği kadar şey yaparım. Gönderirim. İnşallah. Bu arada abi şöyle araya girmiş olayım ben. Sesli soru sormak isteyen varsa söz verebiliriz. Bunu şu anda teknik olarak yapabiliyoruz. Hem size hem de katılımcılara arz etmiş olalım. Sesli soru sormak isteyenler bu el kaldır yani raise hand tuşuna basarlarsa onlara inşallah söz vermiş oluruz. Eyüp Bey galiba şey yapıyor. Eyüp Bey'in elini gördüm. Yapabiliyor muyum acaba? Ben yapamıyorum. Hocam.
Getir bisikleti. Bisikletini getir. Evet, bir el kaldırıldı. Buyurun. iPhone şimdi kullanıcı el kaldırdı. Onu duyabiliyoruz şu anda. Eğer sorusu varsa alabiliriz. Yoksa kapatacağım. Yok galiba. Tamam. Hocam ben bir soru sorabilir miyim? Buyurun hocam. Buyurun. 8 ve 5 yaşlarındaki çocuklarımızın olduğu bir ailede bu uygulama nasıl onlara izah edilebilir? Şimdi belki hocam buradaki şey moduna girilmesi gerekiyor. Dediğimiz gibi yani sabah öğle vaktine kadar o eğitim vakti, okul vakti olacak. Bununla alakalı ben size bir web siteleri gönderirim. Orada bir sürü şeyler var, uygulamalar var. Bazılarını print ediyorsunuz ve çocuklara ödev veriyorsunuz. Bunu yaparken de mümkünse mahallenizde tanıdığınız aynı yaş grubunda bir aile varsa beraber yapın yani. Çocuklar birbirlerini karşılaştırsınlar yani. E-mail gönderirseniz ben size materyal, fakat hepsi İngilizce tabii. O şekilde bir programa koymamız gerekiyor. Yani pazartesi günleri sabah 10-12 arası çocuklarımız işte şunu yapacak artık. Ne yapacaklarsa bir rutine koyulması gerekiyor. Salı günleri şunu yapacak, çarşamba günleri bunu yapacak şeklinde diye. Teşekkür ederim hocam. Gönderdiğim e-mailimi teşekkür ediyorum. Tamam hocam. Elinden geleni yaparım inşallah. Okay. Hocam herhalde bu kadar anladığım kadarıyla zaten saati bilemiyorum. Size... Başka soru sormak isteyen var mı katılımcılardan? Baba hadi seç. Baba hadi seç. Baba hadi seç. Ben sorabilir miyim? Buyurun. Bu Türkiye'de kalan yakınlarımız var. Onlara ne tavsiye edebiliriz? Benzer şeyler mi? Hocam öncelikle bulundukları ülkelerdeki sağlık kurumlarından gelen haberlere şey yapsınlar. Dışarıdan gelenlere değil. İkincisi de o, bilmiyorum Türkiye'de sokağa çıkma yasağı var mı yok mu, fakat maalesef bu şekilde olması lazım. Yani endişelenmek ne olacak halimizden ziyade bu bir şey, bundan daha güçlenerek çıkacağız. Sonrasını hazırlanmak lazım. Evdeki havanın çok iyi olması lazım yani. Evdeki havanın iyi olması lazım. Baba da bir kaptan gibi bu dalgalı denizden çocuklarını sağlam çıkarması gerekiyor yani. Şundan dolayı sordum abi, yani Türkiye'de ve Doğu ülkelerinde, genelde 3. dünya ülkelerinde her şey gerçeğini yansıtmadığından dolayı, evet, bilgilendirmeler düzgün yapılmadığından dolayı insanlar çok boş veriyorlar. Ondan dolayı sordum, evet, soruyu yani. Onda hocam yapacak bir şeyimiz yok. Yani yapacak bir şeyimiz yok yani açıkçası yani. Bizim buradaki öğrendiklerimiz, ben Washington'dayım, bu Amerika'ya göre. Amerika'ya kalan şeyleri Türkiye'ye koyamıyoruz yani. Allah razı olsun. Ama bu tehlikeli bir şey. Çok çabuk bulaşıyor. Zayıf olanları götürüyor tabiri caizse. Bulaşacak, herkese de bulaşacağına dair şeyler var. Bu kadar önemli değil. Bulaşması o kadar önemli değil. Önemli olan siz hazır mısınız yani? Ailenin hazır olması lazım yani. Onun için temel şey de mutlu olması. İnsanların ileriye doğru ümitli olmaları gerekiyor yani. Karamsarlık, ne olacak halimiz, hasta olup köşelerde öleceğiz şeklinde diye değil de İnşallah bundan sağlam çıkacağız. Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu bir imtihandır. Biz zaten Müslümanlar olarak temiz yaşıyoruz, güzel yiyoruz. İnşallah bunu da geçecek şekilde ileriye doğru pozitif bakaraktan moral seviyesini yükseltir. Moral seviyesini düşürdüğünüz zaman bağışıklık sistemimiz düşüyor. O zaman zaten korona gelmese bile zaten başka bir hastalıktan gidiyor. Bu şekilde ana hatlarıyla. Allah razı olsun abi. Teşekkür ederim. Ben de hocam, Allah razı olsun. Evet, başka soru, yani sanıyorum zamanımıza göre birkaç soru daha alabiliriz. Ben sorabilir miyim acaba? Buyurun. Mesela aileden birisi hastalandı ve karantinaya alındı. Yani bu durumda aile içindeki birlik, bütünlük ya da o stresini aşmak için neler yapmak lazım? Belki de bir odada tutmak gerekiyor o karantina altına alınacak kişiyi. Yani ne tip şeyler tavsiye edersiniz böyle bir durumla karşılaşıldığında? Yani buradaki temel şey yani işe pozitif bakıp geçici bir durum. Yani bununla insanlar yaşayabilir. Grip herkes yaşıyor. Şimdi ona biraz kendisini, vücudunun gelişmesi gerekiyor. Savunma sisteminin
Yani koronanın bu kadar tehlikeli olmasına bu savunma sistemi yok mu insanlarda? Bizde savunma sistemi yok. Çünkü immün sistemlerimiz bu mikropla hiç karşılaşmamış. Aşı dediğimiz şey bildiğiniz gibi mikrobun zayıflatılmışının verilmiş olması. Vücudu uyarmak için. Böyle bir şey olmadığı için bizi yani boş noktamızdan vurmuş oluyor korona bir ölçü. Buradaki işte kendi şeyinizle, oradaki yaklaşımınızla buna biz biraz müsaade ediyoruz. Vücudu gelişsin, içindeki savunma sistemleri gelişsin diye kenara şartlı mümkün olduğu kadar biraz uzak duracağız. İnşallah kısa bir süre sonra zaten çok daha kuvvetlenmiş olarak buradan çıkacak. Yani hepimizden daha kuvvetli olacak şeklinde diye çocuklara moral verebiliriz yani. Gerçeği de o zaten. Bunlar aşanlar oluyor. Bu şeyi aşanlar. Vücudu bununla yaşıyor ve antikorları şey yapıyor ve yeniyor yani. Ben bir şey anlatayım isterseniz. Askerlik yaparken, 5 dakikanızı alayım. Askerlik yaparken ben eğitim çavuşu falan o gibi şeyler uğraşıyorduk. Bize bir grup yeni asker geldi. Bunlar hiç bilmediğimiz, görmediğimiz askerdi. Bunların hepsi hapishaneden yeni çıkmış yaşlı insanlar. Bize göre yaşlı insanlardı yani. Ve hepsi de perişandılar yani. Omuzları düşmüş. Yani böyle hayatta. Bir kişi hariç. Ya adam kardeşim acayip. Bir defa zinde herif. Yanakları kıpkırmızı. Oynuyor, şaka yapıyor. Hocam ya bir dakika sen ne yaptın? Ya dedi o işte sağlıklı, morali iyi olan hapishaneden yeni çıkmış hükümlü. Hükümlülüğünü artık eski hükümlü. Ben bunlarla aynı hapiste yakaldım dedi. Onlar dedi sabah akşam dedi gün saydılar dedi. Kahır çektiler dedi. Ben sabah akşam oturdum, voleybol oynadım. Sağlığımı düşündüm. Benim aklımda gece yatarken aklımdaki şey voleybolda yarın yapacağım numaralardı yani. Adam şey gibi. Yani buradaki temel şey işte morali sıkı tutabilmek, sağlığa dikkat edebilmek. Bunlar başarılı oluyor bu insanlar. Fokusu o tarafa kaydırmak lazım. Olabilir. Yani korona herkese bulaşabilir. Bunda problem yok. Burada problem bizim hazır olup olmadığımız. O da temel olaraktan şeye gidiyor tabii. Bağışıklık sistemine. Bağışıklık sistemine giden bir şey yani. Bağışıklık sistemine fokus olmamız gerekiyor. İman, namaz, niyaz bunlar bizim kendi değerlerimiz buna çok şey. Yani yatkın ve destekliyor. Müslüman her zaman morallidir. Bunları kullanmıyoruz biz. Normal piyasadaki insanlar gibi şey oluyor. Bu bakımdan işte kendi değerlerimize dönmek, ümitli olmak, bu gibi şeylere dikkat etmek gerekiyor. Acizane benim tavsiyem. Abi bir sorumuz daha var. Buyurun. Ha, merhabalar, sesim geliyor muydu acaba? Geliyor hocam. Geliyor. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok faydalı oluyor özellikle bu saatlerde. Benim belki siz soruya cevap veremeyeceksiniz ama bunu bir şekilde ben 2 gündür takip ediyorum. Önümüzdeki süreçle ilgili herhangi bir schedule var mı? Yani hangi subjectler ele alınacak? Hangi konularda bu tür bir bilgilendirme yapılacak? Bunu öğrenme imkanımız var mı? Herhangi bir schedule var mı önümüzdeki günlerdeki subjectlerle ilgili, topiklerle ilgili? Buna ben cevap verebilirim abi isterseniz. Necmettin abi. Tabii buyurun siz bana söyleyin. Bundan sonra haftanın her günü bu saatte bazen velilere, bazen liseli veya üniversiteli insanlara yönelik seminer sohbetlerimiz olacak, olmaya da devam edecek. Bununla alakalı bu sohbetin bilgisinin size ulaştığı yerden eğer dokümanları takip edebilirseniz, biz şu anda bir haftalık yapılacak programları yayınladık. Mesela yarın başka bir sohbetimiz var. Ertesi gün hala pazartesine kadar. Her gün bu şekilde programlar olacak ama bazı günler veliler için, bazı günler öğrenciler için olacak. Size ulaşan dokümanlardan bunu takip edebilirsiniz. İnşallah biz bunları eğer bir web sitesine taşıma imkanımız olursa onu da sizlere duyurmuş olacağız. Ben bu şekilde cevap vermiş olayım. Çok teşekkür ederim. En azından mesela bugünkü kapanışta siz işte yarınla ilgili işte şöyle bir topikte olacak sohbetimiz derseniz bu bile en azından çünkü şöyle bir şey var. Bazı arkadaşlarımız var. Onların pek bir imkanları olmuyor böyle bir yere ulaşma anlamında. Biz en azından onlara deriz ki işte bugün mesela şöyle bir topik var. İlgilenirsen sen de join yapabilirsin diyebiliriz. O anlamda belki faydası olabilir. Günlük bir bilgilendirme yaparsanız. Yarın çok kısa tabii. Çok kısa bir bilgilendirme hemen yapabilirim ben. Tamam. Yarın inşallah yine aynı saatte
Selçuk Camcı Bey'in Hayt lise ve üniversite öğrenciler için Kainatın Yaratılış Sebebi Marifetullah isimli sohbeti olacak. Aynı linkten takip edebilirsiniz. Dediğim gibi daha ileriki günlerde de size bu bilgiler inşallah ulaşacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Son bir şey Mustafa Bey, müsaadeniz son bir şey deyip ondan sonra bitirebiliriz herhalde. Şimdi buradaki şey şu, buradaki olay hanımlara fazla yük düşmemesi lazım. Halbuki olması gereken hanımların yükü azalması lazım şu andaki durum itibariyle. Eğer yeni moda geçersek, yeni rutine geçersek normalde bayanların yükünün azalması gerekiyor. Çünkü bulaşıklar yıkanacak, çamaşırlar yıkanacak. Bu konuda çocuklar ve baba yardım ediyor. Bu moda geçilmesi lazım. Her şeyi anneye yüklemek uygun değil. Yazık, onlar da insan. Bir de herkes evde, bir de sinirler gergin zaten. O bakımdan yapılacak şey iş bölümü. Başta dediğimiz gibi iş bölümü. Schedule, nöbetçilik Türkiye'deki tabiriyle buna geçilmesi lazım. Yazın bir kağıda asın mutfağa. Pazartesi günü mutfağı kim yıkayacak, temizleyecek? Yemeği kim yapacak artık neyse onun orada net olması lazım. Bu konuda her birimize aynı gemideyiz. Fırtına var dışarıda. Bir kişi yatıp ense yapamaz. Haksızlık olur. Caiz değil zaten. Onun için bu fırtına geçinceye kadar herkes elini taşın altına koyacak. Tabiri caizse büyük çocuklardan yardım isteyeceğiz ve babalık görevimizi yapacağız. Bir lider kaptan bu fırtına geçinceye kadar dimdik ayakta duracaksınız ve ailenizin huzurunu, mutluluğunu, güvenini sağlayacaksınız inşallah. Allah'ın izin ve inayetiyle. Her zaman evde güzel şakalar, güzel espriler, kahkahaların çıkması lazım.